Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda yine sınırları zorluyoruz. Elimizde bir adet ne var? Martı var ama martının arkasında ne var Ozan? Arkamızda kocaman performans canavarı diyebileceğimiz bir Lamborghini var. Efsane bir kapışma. Geçebilir misin beni? Ben tokatlarım. Ben alıştım yenilmeye ama dur bakalım bu sefer ne olacak? Evet, ben bir bakalım. Ozancığım çok kısa bir olayı özetlersen hemen sevinirim. Bana verdin martıyı. Martıyı verdim. Hava yaklaşık 41 derece. 6 kilometrelik bir önümüzde parkur var. Şu an İzmir Mavişehir'deyiz. Buradan sen sahilden bisiklet yolundan yardırıyorsun. Ben de tabii ki trafikten yardıracağım. Ben arada bir yola da çıkarım bu arada. Beni bağlamasın. Beni yakalayabilir misin? Ben ondan şüpheliyim ama denk gelirsek eğer. Ben orada çay içerken seni bekliyor olacağım. Sen niye her zaman çay içiyorsun? Ben onu anlamış değilim. Çay güzel bir şey. Bence de güzel. Ve gün sonunda martıyla beni geçebilecek misin? Bende bayağı performanslı bir araba var. Yani güzel bir kapışma olacağını düşünüyorum. Ayaklarım kaşınıyor bak. Başlayalım inceden. Yola çıkalım inceden bence. Sen bir bin çalıştır, ben zaten varmış olurum. Benim sana iyi yolculuklar. Var mı isteğin? Yo, canını sağlık. Bir soğuk su vereyim mi? Çayı söyleyeyim ben sana orada bekliyor. Tamam hadi bakalım. Kontağı bastın da sen ben gidelim. Sen biraz önde duruyorsun ama. Geleyim biraz geri gel abi tamam. Evet. Nedir yani? Hakkaniyet önemli benim için. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız. Martı hazır mı? Hazır. Sen önden git istiyorsan ben sana avans vereyim. Ben sana vereyim istedim ama. Sen çık bakalım yola. Bir düdük alalım biz. Başlıyor muyuz? Ben sonra çıkacağım. Lamborghini hazır mı? Hazır. Martı hazır mı? Hazır. Ben yavaş gidiyorum ya. Aha gel. Tamam. Nasılsın abi? Bak şimdi kim geldi bak. Gökte arasan bulamazsın. Adamı bulduk. Bakalım kim alacak? Sağlam sistem yapmışsınız. Göreceğiz şimdi abi. Evet, senle bugün 6 kilometrelik bir yolculuğumuz var abi. Bu arada şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Emniyet kemeri takılı değil şu an malum. Ama bu araçta emniyet kemeri yok. Olmadığı için takılı değil. Başka bir sebebimiz yok. 3 sene oldu mu abi kuralı? Abi 2,5 sene falan. Neler değişti? O günkü kuruluş amacı neydi ve bugün neredeyiz şu anda Martı? Martı bir scooter kiralama şirketi değil. Martı bir ulaşım teknolojileri startupı. Martı esasında trafiğin düşmanı. Martı bunun için kurdu. En basitinden İstanbul dünyanın en kötü 5. trafiği. Hazır şekilde kullanabilecekleri bütün araçlar maalesef trafik yaratan araçlar. Maalesef. Martı bunu çözmek için kuruldu. Martı trafiğin düşmanı. Bisiklet yolları benim. Bisiklet yolu yoksa yola da çıkabilirim bu arada. Hatta tek ayakla bile giderim herhalde. Gider miyim? Düşmeyeyim değil mi şimdi şöyle? Martı neden bu kadar popülerleşti? Nasıl popülerleşti bir anda? İlk ehliyeti aldığın zaman hatırlıyor musun? Kesinlikle hatırlıyorum. İlk direksiyona oturduğunda yaşadığın özgürlük hissi, Martı'ya her bindiğinde yaşadığın his. İnsanlar bu yüzden Martı'yı çok seviyorlar. Şu anda Boğaz köprülerinden günde 351-352 bin tane araba geçiyor. Bunların %52'si tek şoför. İnanılmaz verimsiz. Bunun değişmesi lazım. Paylaşımlı elektrikli ulaşım sayesinde İstanbul'un trafiği, Türkiye'nin trafiği rahatlayacak. Biz çok daha çevreci bir ulaşım sistemine sahip olacağız. Hem doğamızı koruyacağız hem de hayatımızı kolaylaştıracağız. Ben yolu yarıladım neredeyse. Daha ben piyasada bir Lamborghini göremiyorum yani. Bayağı ışığa takıldılar bence. Trafik çok yok ama her türlü ben yendim. Şirket kültürünüz nasıl abi? İçeride falan işler nasıl yürüyor? Çok eğlenceli bir şirketimiz var. Aslında baktığımda idealist insanlardan oluşan eğlenceli bir yer. İdealistler çünkü ulaşım konusunda Türkiye'yi daha bir adım daha ileri taşımak, İstanbul'da hayatı kolaylaştırmak, diğer şehirlerde hayatı kolaylaştırmak insanların ideali. Evet. Bu hepimizin paylaştığı ortak bir payda. Bak burada. Ama aynı zamanda burada. Önden gidiyor. Önden gidiyor. Mesela bizde Martı Olimpiyatları var abi. Kağıttan uçak yapıp en uzağa kim uçurabilecek, işte ofis malzemelerinden kuleyi yapıp en yüksek kuleyi kim yapabilecek, ödüller falan böyle nakara kikiri şamata bir ortamımız var. Allah düşüyordum, gerçekten düşüyordum. 10 sene sonra nerede? Mesela nerede konuşuruz 10 sene sonra senle? Abi 10 sene sonra ben nerede olurum bilmiyorum ama İstanbul'un trafik problemini ciddi ölçüde rahatlatmış olmak istiyorum. 10 sene sonra şöyle olacak. Kişisel araç sahipliği bitecek abi. Kiralama sistemi. Sokağa çıkacaksın. Gördüğünüz bütün araçlar, bisiklet, araba, drone olursa drone, scooter'ın hepsi elektrikli ve paylaşımlı olacak. Altımızda Türkiye'de satılan en hızlı arabalardan bir tanesi var. Evet. Trafikte kilitli vaziyetteyiz. Büyük ihtimalle Martı bizden hızlı geçecek. Yani bizim şirket olarak gayemiz elektrikli, paylaşımlı ulaşım devrimini Türkiye'de kaçırmamak, Türkiye'yi bu konuda ulaşım teknolojileri konusunda dünyanın bir numaralı ülkesi haline getirmek. Martı bu noktada da doğru adımları atmak üzere kuruldu. Oh, paşalar gibi geldim. Otopark burası mıydı? Burasıymış, tamam doğru adres. Ozanlar daha gelmemiş, o zaman... Seni tebrik ediyorum. Oo, teşekkür ederim. Birinci. Falan filan. Şampiyon belli, ikinci de belli arkadaşlar. Ozanları bekleyeceğim, yoldalardır, geliyorlardır. Işıklara falan takıldılar. İncili trafik de vardı. Ben bulursam bir çay içeyim. Ozan'la da gelince görüşeceğiz de Martı'nın CEO'sunu geçmiş olduk. Ha geliyorlar, duydum seslerini. Hadi gidelim yanlarına. Bak. Hoş geldiniz.
Çayın nerede çayın? Kardeşim çay yok ya ama Martı Vince yani. Anahtarına mıydı? Biraz alnında ter var senin. E ter ama bir saat sizi bekledim burada. Doğru haklısın. Ay. Fark edeyim de öyle vereyim ona. Tamam anahtarı alırım. Abi sen kendi topuğuna sıktın burada ben sana söyleyeyim yani. Arabanın Martı karşısındaki kaderi belli zaten. Ödülü almışsın. Ben biraz terledim sadece çok geç kaldınız çok bekledim evet, sizi. Keyifliydi yolculuk. Ama yapabileceğin çok bir şey yok en hızlı araba da olsa trafiktesin yani. Evet ama gün sonunda kazanan Martı oldu. 6 kilometrelik bu parkurda maalesef. Martı'nı istiyorsun da yanıma aldım böyle belki konuşturunca Martı yavaşlar arıza yapar falan diye ama bir işe yaramadı yine yenildik. Ben telefondan kapatabilirdim aslında. Niye yapmadın abi hakikaten şimdi mi söyledin gözünü seveyim. Martı ile Lamborghini'yi geçtim takipçilerimiz için bir şeyler istiyorum. Ne istiyorsun? Ne olur indirim olur mu? 150 kişi. 150 az 200 kişi olsun. Ooo çıldırdı. Aşağıya link bırakıyoruz arkadaşlar. Gelen ilk 200 yoruma Martı'dan indirim. Sen indirimi aldıysan ben de komple bu Martı'yı müsaadenle alıyorum. Abi bizim güvenlik ekibi gelir elinden alır ama. Evinden de alır elinden de alır. Sana teşekkür ederiz abi bizim için buralara kadar zahmet ettin geldin. Eyvallah. Ayağına sağlık. İzmir'i seviyoruz abi. Her zaman bekleriz. Sevdiğinizi de Martılarla zaten görüyoruz her yerde. Evet. Her gün daha çok çoğalıyor Martılar arkadaşlar. İki aramızda bulunan diğer Webtekno içeriklerini izlemeyi ihmal etmeyin. Alfa abinin önünde duran butondan da abone olabilirsiniz kanalımıza. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bu sıcak İzmir gününden. Bay bay.